Dostlar selamlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Rampage'in Greedy adlı RGB oyuncu mouse'unu detaylı bir şekilde inceliyoruz. Baktığınız zaman karşınıza kaba bir görüntüyle çıkan bu mouse aslında hiç de kaba değil, aslında çok hafif bir oyuncu mouse'u. Kablo dahil 72 gramlık bir ağırlığa sahip, bu da oyuncular için zaten çok iyi bir ağırlık. Gerçekten hafif olması oyun performansı anlamda sizin için çok güzel şeyler ifade etmekte. Elinize alıp kullandığınız zaman, masa üzerinde kaydırdığınız zaman hafifliğin avantajını direkt anlayabiliyorsunuz. Hareketleriniz daha hızlı algılayabiliyor, elinizi yormuyor, bileğinizi yormuyor, kolunuzu uçturmuyor. Bu da hafif olmasının en büyük avantajlarından bir tanesi. Hafif diyoruz ancak tasarımına baktığımız zaman aslında büyük bir mouse. Büyük elli kullanıcılar için daha ideal bir mouse. Dilerseniz genel tasarım detaylarıyla videoya başlayalım. Kaba ve büyük bir tasarım bulunuyor ancak bunların yanında hafif bir mouse. Bazıları şey düşünebilir, çok büyük çok kaba ancak ağır olacak. Böyle bir durum bulunmuyor. Hafif bir mouse kullanımı ve kontrolü gayet kolay. Üzerindeki tuşlara baktığımız zaman burada bir tane tuş bulunuyor. Şurada iki tane tuş bulunuyor. Bunlar piano black şekilde yapılmış. Ortada da aynı şekilde iki tane tuş bulunuyor. Bunlar da DPI tuşları. Hemen ortada scroll tuşumuz bulunuyor. Scroll tuşumuzun sesi bu şekilde. Sağ ve sol klimizin basış yumuşaklığı gayet yeterli. Direkt bastığınız zaman basmayı direkt algılayabiliyor. Herhangi bir problem yaratmıyor. Klik sesi olarak da standart bir klik sesi bulunuyor. Bütün oyuncu mouse'larında olan ses de birebir aynı. Sert bir yapı değil de yumuşak bir yapı kullanmışlar. Bu yüzden direkt hareketlerinizi tak diye algılayabiliyor. Kablomuz tamamen örgü bir kablo. Kabloya baktığımız zaman kaliteli ve sert bir kablo yapısı olduğunu görebiliyoruz. Uzun da bir kablo yapısı bulunuyor. Sizi yarı yolda bırakacak bir kablo yapısı bulunmuyor. Bu arada kablomuzun uzunluğu 1.7 metre USB 1 kablo. Mouse'umuz RGB bir şerit aydınlatma sistemiyle geliyor. Ortasında da bir tane Rampage logosu bulunuyor. Bu da aynı şekilde RGB olarak geliyor. 4800 DPI'lik bir sensörümüz bulunuyor. Ve aynı zamanda da kliklerde 300 milyon tıklama ömrü bulunuyor. Bu alışık olduğumuz değerin biraz üstünde bir değer. 300 milyon gerçekten çok ciddi bir rakam. 300 milyon ömür sunuyor. Bu da mouse'un uzun ömürlü anlamında gayet başarılı. Mouse'un aydınlatma sistemi bu şekilde gözüküyor. Zaten baştaki introda yeteri kadar görmüşsünüzdür. Bence bana sorarsanız başarılı bir RGB LED sistemi bulunuyor. Gerek ortadaki LED olsun gerek de çevredeki şerit LED olsun gayet parlak ve güzel yanıyor. Örnek veriyorum, ışığı bir kapattığımız zaman parlaklığını daha rahat anlayabiliyoruz. Oyun oynadığınız zaman bileğinizi çok fazla yukarı dikmiyor. Çok fazla yukarı dikmediği için de sizi rahatsız etmiyor. Klik sesleri çok yüksek değil. Odanızdaki insanı çok fazla rahatsız etmiyor. Makro yazılımı bulunuyor. Yazılımını eğer bulabilirsem aşağıda sizlerle paylaşacağım. Sensörümüz kırmızı şekilde yanan bir optik sensör ve 4800 DPI yoğunluğa sahip. Şimdi biraz da teknik detayları köşeye bırakıp kullanıcı detaylarından bahsedelim. Dostlar mouse'un bir kere örgü kablo olması hoşuma gitti ancak biraz farklı bir örgü yapısı bulunuyor. Çok sert, kolay kolay şekillenmiyor. Bu yüzden sürekli kırışık şekilde duruyor. Bu görüntü olarak biraz kötü gösterebiliyor. Ama sağlamlık açısından hiçbir problemi bulunmuyor. Genel tasarım ve ele oturması gayet başarılı. Hassasiyet anlamında gayet iyi. En ufak hareketinizi bile çok rahat algılayabiliyor ve mouse'u herhangi bir zemin üzerinde hareket ettirmekte zorlanmıyorsunuz. Kayganlığı gayet yeterli. PUBG ve League of Legends oynadığım zaman herhangi bir şekilde sensörde kaçma, kaçırma, okumama, görmeme sorunlarını yaşamadım. Çok anlık, çok temiz ve pürüzsüz bir şekilde algılama yapabiliyor. Beyaz zemin olsun, siyah zemin olsun fark etmiyor. İki türlü zeminle de çalışıyor. Videonun yine başında bahsettiğim gibi ele oturması çok hoşuma gitti. Parmağınızı kavraması, buradaki ek parçanın parmağınızı doldurması, şuradaki yapının parmağınıza tam oturması mesela benim çok hoşuma gitti. Kullanışlık açısından başarılı bir mouse. Elinizi yormuyor, bileğinizi yormuyor. Terletme yapıyor mu? Evet, terletme yapıyor. Terletmeyi de şu şekilde yapıyor. Uzun süreli kullanımlarda yapıyor ve terletme yaptıktan sonra iz bırakıyor üzerinde ama o izler de bir 10-15 dakika sonra geçiyor. Bana zaten garip gelen şeylerden bir tanesi bu oldu. DPI seviyesini buradaki tuşlar üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Hangi DPI'de olduğunuzu görmek için de herhangi bir ışık atıyor buna. Mesela örnek veriyorum, 1200 DPI kırmızı renkte olsun dediğiniz zaman 1200'e geldiğinizde kırmızı ışık yanıyor, sonra geri RGB'ye dönüyor. Düşürüyor, düşürüyor, arttırıyor, arttırıyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. İstediğiniz 8 tuşa da makro atama şansınız bulunuyor. 8 tuşun da işlevini değiştirebiliyorsunuz yazılım üzerinden. Evet dostlar, şimdi makro programına gelmek istiyorum. Öncelikle makro programı indirmek istediğiniz zaman Segment bilgisayarın destek bölümüne giriyorsunuz. Ben bu bölümün linkini sizlere vereceğim. Herhangi bir şekilde internetten aramanıza falan gerek kalmayacak. Bu bölüme girince zaten sürücüler diye bir bölüm karşımıza çıkıyor. Buradan makro programı diye zaten girmişler. 3.82 MB'lik bir boyutumuz bulunuyormuş. Bunu indir diyorsunuz. İndiriyor. WinRAR üzerinden zaten kuruyorsunuz. Ben kurdum.
Şurada zaten kurulumunu gerçekleştirdim. Ana ekrana bir tane simgesini atadı. Şimdi yazılımı açıyorum arkadaşlar. Yazılıma giriyorum. Gerçi açmama gerek yok. Burada açmıştım önceden. Dostlar şimdi yazılım bu şekilde karşımıza duruyor. Şimdi öncelikle bu mouse için şunu söyleyebilirim ki abi gerçekten de bana sorarsanız kaliteli bir yazılımı bulunuyor. Kaliteli bir görüntüsü bulunuyor. Temel ayarlar bölümü var. Temel ayarlar bölümünde bir tane ofis modu var. 3 tane de oyun modu var. Bunu dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz sıfırlıyorsunuz, isterseniz farklı modlar atayabiliyorsunuz. Hemen yanında gelişmiş ayarlar bulunuyor. Gelişmiş ayarlara geldiğiniz zaman da dostlar burada işaretçi hassasiyetini, tekerlek hızını yani scroll hızını ve de tıklama hızını ayarlayabiliyorsunuz. Tıklama hızını milisaniye cinsinden ayarlıyor. Mesela tıklama hızımız burada 1 milisaniye olsun. 300 milisaniye olarak seçtiğiniz zaman tıkladığınızda 300 milisaniye sonra tıklamayı bilgisayar algılıyor. Bunu 1 olarak seçtiğiniz zaman 1 milisaniye sonra algılıyor. Tavsiyem burada 1 milisaniye olması. DPI menümüz diğer mouse'lardan biraz daha farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Örneğin DPI 1 seviyesindeyken yani 200 DPI seviyesindeyken ışıklar sarı yanıyor. Ekranda gösterdiğim gibi mesela şöyle bakın sarı yanıyor, mavi yanıyor. Mor yandığında ne anlama geliyor? Mor yandığında demek oluyor ki 1600 DPI seviyesinde. Veya işte yeşil yandığında 2000-2400 DPI seviyesinde gibi gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde bir çalışma prensibi bulunuyor. 4800 DPI kadar dediğim gibi maksimum olarak ayarlanabiliyor. Minimumda 200 DPI olarak ayarlanıyor. Gelişmiş ayarlar bölümünden çıkıp makro bölümüne giriyoruz. Makro bölümünde dilediğiniz gibi makro atayabiliyorsunuz. Makro ayarlamalarını zaten genelde ben mouse inceleme videolarında göstermiyorum. Bunun için rehber videoları bulunuyor. Dilediğiniz gibi o rehber videolarını izleyip makro atayabilirsiniz. Şimdi asıl bu yazılımı çekme amaçlarından biri olan aydınlatma sistemine gelmek istiyorum. Mouse'da 16.8 milyon renkte yanan bir RGB aydınlatma bulunuyor. Şimdi dilerseniz ilk moddan başlayalım. Şöyle DPI renk solunum diyelim, devir yükseltelim. Devir burada hız oluyor. Uygula diyoruz ve kameradan izleyin nasıl bir moda girdiğini. Bunda pek bir olay bulunmuyor. Sadece o DPI seviyesindeki ışık hızlı bir şekilde veya yavaş bir şekilde yanıp sönüyor. Diğer moda geçelim. Dairesel nefes diyor. Bunu da uygula diyelim. Uygula demeden kaydetmiyor bu arada. Bunda da renkler değişe değişe geçiş yapıyor. Mesela az öncekinde sadece maviydi. Bunda her bir geçişte farklı bir rengi giriyor. O renkleri de zaten ekrandaki şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Burada farklı isimli bir şey bulunuyor. Ona da bakalım. Uygula diyelim. Onu hiç denememiştim şimdiye kadar. Bu sabit kalıyor gibi geldi. Evet, bunun bir olayı yok arkadaşlar. Bu sabit DPI rengini yakıyor. Akan bulutlar modu var. Bunu da işte dilediğiniz şekli ayarlayabiliyorsunuz. Yani rengi ayarlayabiliyorsunuz. Parlaklığını ve devrini ayarlayabiliyorsunuz. Simetri, saat yönü, iki yönlü, sihirli vesaire birçok özel modu bulunuyor. Yani mod içerisinde mod ayarlama şansınız bulunuyor. Uygula diyelim bir. Şöyle siz bakın. Bak bu çok iyi mesela. Bunu bir şey diyelim mesela. Saat yönünde diyelim. Uygula diyelim. Saat yönünde nasıl oluyor? Sol sağ sol sağ yapıyor. İki yönlü diyelim. Bak, iki yönlü bu sefer ortadan veriyor. Sihirli diyelim. Bu biraz daha hoş. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Akan bulutlardan sonra tek ışık akışı var. Bunu da uygula diyelim. Bu nasıl oluyor? Bak bu da çok güzel. Mesela şuna bir iki yönlü diyelim. İki yönlü modda bir izleyelim nasıl oluyor. Yönü daha güzel gibi geldi. Tek açık akışından kuyruklu yıldıza geçiyorum. Yine uygula diyorum. Dostlar bu arada hani gerçekten çok güzel modlar var ve modları çok güzel ışıklandırabiliyorsunuz, özelleştirebiliyorsunuz. Benim çok hoşuma gitti yazılımı. Simetri diyelim mesela. Güzel modlar bence. Eğlenceli modlar. Birinden sıkıldığınız zaman diğeriyle rahatlıkla uzun süreler geçirebilirsiniz. Ondan sonra ondan da sıkılırsınız. Başka moda geçersiniz. Bu da renkler yumuşak bir şekilde geçiş yapıyor. Neon. Bu zaten birçok mouse'da bulunuyor. Ambilight modu var. Uygula diyorum. Ambilight modu da şu şekilde. Asıl RGB özelliğini vurgulayan mod da zaten bu arkadaşlar. Bakın çok güzel bir şekilde yanabiliyor. Bence aydınlatma kalitesi gerek Rampage logosunun içerisindeki olsun. Gerek de şeritlerdeki olsun. Aşırı başarılı. Bu arada çaktırmadan kameraya da vurduk. Ambilight'tan anahtar yanıt özelliğine geliyorum. Anahtar yanıtta da basacağınız tuşla mod mu değiştirecek tam olarak anlamadım. Mesela kuyruklu yıldız diyelim. Oo bak bu çok güzel. Mesela şöyle göstereyim. Tuşa her basışımda şöyle tepki veriyor. Şunu her basışımda değişiyor. Ya bu çok güzel bir mod bence.
Özellikle böyle League of Legends oynarken mesela çok fazla mouse kullanıyoruz ya, her bastığımızda ışıkları yakması hoş gözükür bence. Dilsiz var. Dilsiz de aldığınız zaman ışıklar çalışmıyor. Kapatıyorsunuz yani. Ben mouse'tan şöyle bir şey beklerdim. Keşke şu alt kısma bir switch koysalardı, ışıkları tek tuşla kapatabilseydim. Çok da büyük bir eksik değil tabii ki. Ancak yine de olabilir diye düşünüyorum. Toplamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane mod bulunuyor ve bu 9 modun içerisinde de o 9 modu özelleşme şansınız bulunuyor. Kısacası dostlar, mouse'un inanılmaz bir özelleşme seçeneği bulunuyor. Benim son derece hoşuma gitti. Sadece temel ayarlar kısmında bölümü unuttuk. Burada da işte istediğiniz tuşa hangi işlevi atamak istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. DPI tuşlarına örnek veriyorum, M ile N harfini atamak istiyorsunuz. Basıyorsunuz buradan şey diyorsunuz mesela, kısa yol diyorsunuz veya medya diyorsunuz. İstediğiniz gibi ayarlama şansınız bulunuyor. Yazılımımız bu şekilde dostlar. Dilerseniz devam edelim. Malzeme kalitesi başarılı, örgü kablo olması başarılı, klik seslerinin çok yüksek sesli olmaması başarılı, RGB aydınlatması bence başarılı, sensör kalitesi oyunlar için gayet yeterli, her türlü oyunda işinizi fazlasıyla görebiliyor, hiçbir şekilde sorun yaşatmıyor. Hissiyatı kaliteli çünkü yumuşak bir malzeme, kadifemsi bir malzeme kullanmışlar. Sol tarafta her ne kadar kullanılmasa da ortada kullanmışlar. Ve bu elinizin içine, avucunuzun içine güzel hissettiriyor. Eliniz tamamıyla oturabiliyor. Yazılımının bulunması avantaj, tasarımının güzel olması avantaj, RGB olması avantaj ve sensörünün kalitesi olması avantaj. Aynı zamanda 300 milyon tıklama ömrü de güzel bir avantaj. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Mouse'umuzun inceleme videosu bu şekildeydi. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim ve videomuzu kapatalım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın dostlar.